Öğrenciler geldi, şehir hareketlendi. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okul kazanan öğrenciler şehre gelmeye başladı. Çankırı otobüs terminalinde hareketlilik oluşturan öğrenciler, Çankırı Belediyesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi standlarında görevliler tarafından karşılandı. Öğrenciler gelmeye başladılar şu anda. Çankırı terminaline iniyorlar ve hemen burada Çankırı Belediyesi ve Karatekin Üniversitesi standları mevcut. Ve burada standtaki görevli arkadaşlar da öğrencilere yardımcı oluyorlar. Öğrencilerimiz genelde yurt imkanlarına nasıl ulaşabiliriz? Onlara yönlendirme yapıyoruz. Hangi bölümlerde okuduklarını soruyoruz. Yönlendirme çalışmalarına girdik şu anda. Hani öğrencilerimiz mağdur olmasın. En kısa sürede nasıl okullarına gidebilirler, nasıl konaklayabilirler? Onlar için bilgilendirme yapıyoruz. Tabii burada hem Çankırı'yı tanıtan broşürler var, evet. Hem üniversiteyi tanıtan broşürler mevcut sanıyorum. Evet, burada da öğrencilere hem Profesör Doktor Harun Çiftçi'nin bir mesajı var. Gençlere hitap ettiği bir mesajı var. Yine burada da bilgiler yer alıyor üniversiteyle ilgili. Çankırı Belediyesi de öğrencileri karşılıyorlar ve evet, siz burada öğrencilere ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? İlk önce öğrencilere servis ihtiyacını karşılıyoruz. Gideceği yurtlara öğrencilerimizi bırakıyoruz. Daha sonra eğer servislerimizin o boş olduğu vakitte de terminalin içerisinde bulunan kafede ikramlarda bulunuyoruz. Öğrencilerimizin tüm sıkıntılarını çözmek için elimizden geldiği müddetçe burada olmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Evet, yine burada sanıyorum tanıtıcı broşürler burada da mevcut. Evet. Burada da Çankırı'nın tarihi mekanlarıyla ilgili bir broşür arkadaşlar hazırlamış. Hijyen yine setimiz. Hijyen seti dağıtıyorlar gelen öğrencilere. Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı Esen Bey'in bizzat bu konu hakkında üzerinde durduğu ve hiçbir öğrencimizin, Çankırı'ya gelen misafirlerimizin bu konuda kesinlikle mağdur olmasını istemediğimizden gece gündüz, yani son bir haftadır gece gündüz burada hizmet vermeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de tüm öğrenci arkadaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehir ve üniversiteyi tanıtıcı broşürler verilen öğrenciler otobüslerle barınacakları yurtlara götürüldü. Sabahın erken saatlerinde başlayan hareketlilik gün boyu devam etti. Hoş geldin. İlk defa mı geliyorsun? Evet. Öğrencisin sanırım. Evet, öğrenci. Hangi bölümü kazandın? Sivil Savunma İtfaiye. Sivil Savunma İtfaiye. Uluyazı'da olacak sanırım eğitimleri. Nasıl? Çankırı'ya ilk defa geliyorsun. Evet. Çankırı'la ilgili böyle bir araştırmada bulundun mu internet ortamında? Yok yani. Gelişmeyi tercih ettim. Barınmayla ilgili bir sıkıntın var mı? Yok, henüz bir sıkıntı. Yurda mı yerleştin? Evet, yurda yerleştim. Nereden geliyorsun? Memleket neresi? Mersin Mut. Biz sana Çankırı'ya hoş geldin diyoruz ve eğitim hayatında da başarılar diliyoruz. İnşallah mutlu kalırsın, memnun ayrılırsın şehrimizde. İnşallah, teşekkür ediyorum. Öğrenciyim, 3. sınıf. Peki nerede, yurtta mı kalacaksın, evde mi kalıyorsun? Hayır, yurtta kalıyorum, Hacı Murat Veli Yurdu. Hangi bölüm okuyorsun? Bilgisayar mühendisi. Hoş geldiniz diyoruz size. Barınma telaşına düşen bazı öğrencilerse ev kiralarının yüksekliğinden şikayet etti. Şimdi 3 artı 1 tane bulduk. Biraz 1600 olarak görünüyor. Ev sahibini aradığımızda öğrenci olduğumuzu öğrendiklerinde her odada bir kişi kalıyor ve 1600 TL ödüyoruz. Ya kişi başı mı istedi 1600? Kişi başı. Yani 4 kişi kalırsanız bir evde 1600 ödeyeceksiniz. Yani 1600 liradan ne yapıyor? 6200 lira mı yapıyor? Öyle bir rakam yapmış. Evet. Çankırı'daki yurtlarda siz eldivenle okuyorsunuz diye başvurunuzu kabul etmiyorlar. Aynı okulun işte öğrencisiyiz ama biz başvuru yapamıyoruz. İlçede kaldığımız. Biz de ilçe dönmeyi düşünüyoruz. Okulu donduracağız ya da okumayı bırakacağız. Geçim kaynağı değiliz biz. İki kız öğrencinin ortada kaldığını öğrenen eldivenli kız kardeşler telefona sarılarak öğrencilere ev buldu. İyi bir ev olana kadar beğenirseniz orada kalın. Abla sen zor durumda kalırsın. Kalmam, benim kimsem yok. Benim yani yanımda çoluk çocuk yok. Zaten şeye gidecek, tamam. Bu şimdi. Kızına gidecek. Oradan sonra gelecek, kızı doğum yapacak. İşte ne kadar sonra var. Kızının vardı da vermişler 4 tane öğrenciye. 1-2 hafta. Ha işte bir görüş annenginle neydi bak. Burada röportaj yapıyorlar Çankırı'da. Öğrenci kardeşimiz zor durumda kalmış. Ben de diyorum iyi bir ev olana kadar benim evde şey edelim. Kalın diyor. Şu an ailemiz bilmiyor. Şu an yurtta kaldığımızı biliyor. Tamam, sen orayı neyde sor. Bak, bir tane daha boş ev çıktı.
ufak tefek eksiklikleri varsa da Belediye Başkanı Mustafa Lafçı Bey'den biz de rica ederiz. O da yardımcı olur. Siz de bir yanınıza bir arkadaş daha bulun. Aylık kişi başı 250 liraya gelir. Çok sağ ol. Bence siz bu teyzenin teklifini kaçırmayın. Bak yani vicdansızlar da var ama böyle vicdanlı insanlar da var. Çok teşekkürler. Allah razı olsun onlardan da. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve ÇAK Rektörü Profesör Doktor Harun Çiftçi de öğrencileri terminalde karşılayarak her türlü imkanın seferber edildiğini ifade etti. Bize emanet, duyduğunuz rahat olsun. Zaten şimdi hayırlı olsun. Var mı bir sıkıntınız, problemimiz? Aynen. Sağ olun. Hoş geldiniz. Niye Çankırı? Niye Çankırı tercih etmiştiniz? Öyle geldi diyelim tercihlerde. Ankara genel yazdı, sonra da Çankırı yazdı. Evet. Bizim bütün fakültemiz şu an İç Anadolu bölgesi sonuna göre en fazla öğrenci son fakülte. Evet. Onun için de çok çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Hem bizi sevdikten hem alt yapar. Hem değerli hocalarımızın fakültemizde kazandırılması adına. Bizim de eğitim öğretim dönemi olacak. Hayırlı olsun diyoruz. Barınma problemi de yaptım. Barınma yurttasın. Hemen 200 metre yürüyünce derse gideceğiz. Hayırlı olsun. Herkese selamlar. Şu an öğrencilerimizin barınma problemiyle ilgili yoğun bir talep olacağını bekliyorduk. Ama özellikle KYK'nın, valiliğimizin, yerel yönetimlerimizin, belediye başkanımızın ve bizlerin gayretiyle şu aşamada öğrencilerimizin barınma problemini çözmüş bulunuyoruz. Halen daha bütçelere göre farklı barınma alternatifleri hususunda boş yerler de henüz var. Üniversiteye okumaya gelen öğrenciler şehirde özellikle hizmet sektörünü canlandırdı.